Merhaba arkadaşlar, ilk partımızla birlikteyiz. Cep telefonlarının benzinliklerde patlamaya sebep olmasıyla ilgili basında hikayeler olmuştur. Ancak dünya genelinde cep telefonu üreticileri için uluslararası bir oluşum olan Cep Telefonu Birliği'ne, Cep Telefonu Üreticileri Birliği'ne göre bu raporların, açıklamaların, ifadelerinin hiçbiri gerçek bir olaya dayandırılmamaktadır. Ancak gerçek bir güvenlik kaygısı vardır ve burada sizin de düşündüğünüz gibi bu cep telefonunun e, radyo frekansı yayını ile ilgili değildir. Onun yerine cep telefonu üreticileri birliği elde tutulan bir cep telefonunun düşmesi ve bataryanın da cep telefonunun ayrılması ve bunun temas ettiği yerde bir kıvılcıma sebep olması şeklinde teorik bir risk olduğunu söylüyor. Bu eşit oranda el fenerleri, volkmanlar ve CD çalarlar gibi ile çalışan diğer cihazlar için de eşit işte oranda doğrudur. Ama cep telefonlarının bir benzinlikte pompada arabalarına benzin koyarlarken kullanıcının dikkatini dağıtarak benzinliklerde tehlikeye neden olması olasılığı daha fazladır. İlk sorumuza başlıyoruz arkadaşlar. Pazaycan şunu anlıyoruz benzinliklerdeki patlamalar hiçbir zaman tam olarak cep telefonlarına dayandırılmamıştır. Evet benzinliklerdeki patlamalarla ilgili basında hikayeler vardır ancak bu raporların hiçbiri gerçek bir olaya dayandırılmamıştır. İşte arkadaşlar burada bu raporların hiçbiri gerçek bir olaya dayandırılmamıştır. Yani benzinliklerdeki patlamalar hiçbir zaman e, tam olarak cep telefonlarına dayandırılmamaktadır. Pasaj'a e göre bir cep telefonu benzinlikte bir patlamanın sebebi olabilir ama radyo e, frekansları e, yayılımı sebebiyle değil. Evet sıradaki kısma bakıyoruz. Radyo frekansının, hani işte benzin meka e, çalışma mekanizmasına işte cep telefonu frekansının etkili olmasıyla ilgili değil. Ne ile ilgili arkadaşlar? Bu teorik risk ne ile ilgiliydi? Evet daha çok işte cep telefonunun e, elden düşüp daha sonrasında bataryasının telefonundan ayrılıp temas ettiği düzeyde kıvılcıma sebep olması, patlamaya sebep olması ile ilgilidir. Mavi kısımda da bu riskin açıklaması yapılmakta. Son sorumuzdayız. Pasajda şu ifade edilmekte. Herhangi bir batarya çalışan cihaz benzinlikte potansiyel tehlike arz etmektedir. Evet, diğer bataryayla çalışan cihazlarda işte el feneri, volkmanlar ve cd çalarlar gibi bunlar da aynı oranda bu riski taşımakta. Bu kıvılcım e, temas ettiği yüzeyde kıvılcıma sebep olma e, potansiyeli diğer bataryayla çalışan cihazlar için de eşit işte oranda doğrudur. Evet, yukarıda arkadaşlar... E, temas ettiği yüzeyle kıvılcıma sebep olması bunu aşağıda potansiyel tehlike olaraktan biraz daha örtülü bir şekilde ifade etti.